arkadaşlar, Sihli TV'ye tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 29 Ekim konulu bir resim yapıyoruz. Gördüğünüz üzere burada 29 Ekim'in yani Cumhuriyet'in bütün simgelerini çizdik. Meclis, Anıtkabir, Atatürk. Burada birkaç tane eski Türk kadınları, askerler ve kanıyla cepheye mermi taşıyan kadınlar. Burada çok güzel bir şekilde Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun yazısı yazdık. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bir adet kuşla sanki o yazıyı tutuyormuş gibi gösterdik. Şimdi bu tarafı yani 29 Ekim yazısını boyuyoruz. Önce yazının etrafına siyah kalemle gittik. Daha sonra yazının içini kırmızı renkle renklendiriyoruz. Böyle boyuyoruz arkadaşlar kırmızı rengi. Evet arkadaşlar, şu anda efeleri boyuyoruz. Şu an arkadaşlar kayışını kırmızı renkle boyadım. Üzerlerindeki ceketleri de turuncu renkle boyuyorum. Burada görmüş olduğunuz silahların yani bıçaklarının saplarını da bu şekilde altın sarısıyla boyadım. Evet. Arkadaşlar şimdi eski Türk kadınlarını boyuyorum. Elbiselerini pembe yaptım ve önlüklerine çiçekler ekledim. Atatürk'ü de arkadaşlar bu şekilde güneş gibi boyadım. Önce sarıyla başladım, sonra turuncuyla devam ettim. En sonunda yeşil kalemle devam edeceğim bu şekilde. Sanki o Atatürk bir ışık saçıyormuş gibi olacak. Şimdi arkadaşlar açık yeşilimizde önlüklerini boyuyoruz. Eski Türk kadınlarının önlüklerini boyarız arkadaşlar yeşil kalemle. Açık yeşille boyuyoruz değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada Türk kadınlarını boyadım. Sonra buradaki kadınları da boyadım. Daha sonra arkadaşlar burada Anıtkabir'i boyadım. 29 Ekim yazısını bitirdim. Ve Atatürk'ün etrafındaki ışıkları da boyadım. Şimdi sıra meclisi boyamaya gelecek. Şu anda resmin hali hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence güzel olmaya başladı. Şimdi ise arkadaşlar Atatürk'ün yüzünü boyuyoruz. Gördüğünüz gibi şapkasını bu şekilde yaptık. Şimdi sıra yüzünde. Evet arkadaşlar, şimdi askerleri boyuyorum. Atatürk'ü bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Ve işte
arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resminizin son hali. Burada eski meclis binasını çizdim ve kahverengi tonlarında boyadım. Daha sonra buraya Anıtkabir çizdim ve onu da sarı kalemimle boyadım. Daha sonra buraya Atatürk'ü çizdim ve onu da bu şekilde üniformasını haki yeşiliyle boyadım. Ardına Atatürk'ün arkasını bu şekilde sanki bir ışık yayıyormuş gibi bir anlam katması için böyle sapsarı bir güneş çizdim. Daha sonra bu şekilde su yeşiliyle arkadaşlar mandala tekniğini kullanarak daha estetik durması için mor ve su yeşiliyle böyle geçişler yaptım. Daha sonra buraya eski Türk kadınlarını çizdim. Buraya cepheye mermi taşıyan kadınları çizdim. Buraya askerleri çizdim ve buraya da efeleri çizdim. Ardından burada görmüş olduğunuz bir kuş da böyle sanki Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun yazısını taşıyormuş gibi göstererek bu şekilde maviye boyadım o yazıyı da. Ne düşünüyorsunuz resim hakkında? Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu sevdiyseniz beğenebilir ve daha sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.